Arkadaşlar herkese güzel bir cumartesiden günaydın. Hava gördüğünüz gibi lodos bugün 20 dereceye varacak. Maalesef bunu kullanamayacağız. Neden maalesef diyorum? Çünkü çok güzel görünüyor ama henüz evraklar ve plakalar hazır değil. O yüzden kullanamayacağız. Sadece bir ön tanıtım videosu çekmek istedim. Bu gördüğünüz alet Motomorini. Tarihçesine bakacak olursak 1937'de İtalya'da Motomorini üretime başlıyor. Ve bugüne kadar İtalya'da hep üretimi devam ediyor. Ama 2010'larda yeni bir üretim kampanyası başlatıyor. Böyle V motorlu, 1000'lik, 1200 blok, 1200 cc'lik bloklara sahip motosikletler üretiyor. Gel gelelim 2018-19'lara gelindiğinde firma yeni bir kafaya büründürüyor kendisini ve bütün dünyaya hizmet etmek istediğini söylüyorlar. Ve Çinli Zhongyang firmasıyla bir ortaklık kuruyorlar. Sonrasında da yeni bir motosiklet serisi ortaya çıkartıyorlar. Bunlardan birincisi geçen gün şeyde tanıttığım, Instagram'da tanıttığım Xcape 650. Bir diğeri Mezzo 6.5 demek. 6.5 da 650 demek. Adından da anlayabileceğiniz gibi aslında bu alet 650'lik 2 silindirli bir motosiklet. Nerede üretiliyor diye soracak olursanız Motomorini'nin Pavia'daki fabrikalarında birleştiriliyor. Tasarım tamamen Pavia'da yapılıyor. Motomorini'nin kendi merkezinde. Sonra Çin'de ortak olduğu Zhongyang'le beraber üretim başlanıyor. Ve parçalar İtalya'ya getirilip İtalya'da birleştiriliyor. Oradan da bize geliyor. Gördüğünüz gibi depo kocaman. Sele oldukça konforlu. Süspansiyon her iki şeyde de birer tane gördüğünüz gibi ayar var. Yani bunlar hem rebound hem sanırım yay da var. Evet yay da var. Ve rebound ayarında yapabiliyorsunuz. Kompresyon yok. Olması şart değil. Zaten kompresyon daha çok yarış motorlarında oluyor. Arkaya geldiğimizde ne var? Kayaba süspansiyon var. Önde de Marzocchi süspansiyon kullanıyorlar. Kameranın arkasında Meriç var. Teşekkür ediyoruz kendisine. İstiyorsan Meriç buraya gel, bunu gösterelim. 650 cc'lik blok. Ne bloğu diyecek olursanız bu aslında Made in PRC yazıyor ama Kawasaki motor bloğunun üretim hakkını almışlar. Daha doğrusu orada bir firma tanıyor, sanıyorum üretim hakkını almış. Bu blokları Kawasaki ER6 bloklarını üretiyor ve kime veriyor biliyor musunuz? CF Moto'ya veriyor. CF Moto bunlarla MT650'yi üretiyor. Ve biraz daha stroğunu artırıp CLX'i üretiyor. Motomorini de yine Kawasaki bloğunu alıp ne üretiyor? Birincisi Seimetsu'yu üretiyor bunu, çıplak versiyonu. Bunun bir de Scrambler versiyonu var, o içeride. Bir de dün Instagram'a koyduğum Xcape 650 videosu var. Oradaki Xcape motosikleti üretiyor bu motor bloğu. Meriç, kameranın arkasındasın. Var mı bana soruların? Vallahi benim çok sorum var. Mesela benim her motosikleti almazsam, yani almama sebep olan şey, alma kararımı etkileyen şey ekran. Bunun ekranı nasıl abi? Gel gösterelim. Evet, bu da ikinci ekran, alternatif ekran. En aşağıda gördüğünüz gibi şeyi gösteriyor, hızı gösteriyor. Ön arka lastik basınç sensörleri var. Meriç. Çok enteresan. Yani hem Xcape'de var, hem Scrambler'da hem bunda var. Ön arka lastik basınç sensörü. Aslında basınç bizim için çok önemli. Ama hep atlıyoruz basıncını kontrol etmeyi. Basıncını kontrol etmeyi kaçırmak neye sebep oluyor? Lastiklerin bir an önce düzleşmesine, yolda aldığımız keyfin azalmasına ve ya benim motoruma ne oldu? Çok güzel motordu bu. Bir şey oldu bugün falan dememize sebep oluyor. Dolayısıyla basınç göstergesi bence önemli ve güzel bir ayrıntı olmuş. Bakıma ne kadar kaldığını da gösteriyor. Trip metreleri var. İşte dış ısı, iç ısı, bütün her şeyi burada görebiliyoruz. Yani voltaj görüyorum, evet, su ısısı aynen öyle. Görüyorum. Aynen öyle. Peki ne kadar konforlu sence? Valla ben çıplak motor seviyorum. Oturduğun zaman yani bayağı geniş. Şu depoya baksana. Bayağı kocaman depo. Buraya güzel şey takılır. Düşmelere koruma karşı demiri. Koruma demiri değil de koruma takozu. Koruma takozu takılır. Sanırım kavraması kolay. Yani deponun genişliğinden bahsediyorsun. Yani şöyle baksana dizinle şunu ayağımızı böyle yukarı ittiğimizde dizini buraya sıkıştırabiliyorsun. Dolayısıyla
depoyu rahatlıkla kavrayabiliyorsun. Üzerindeki renk hiç fena değil. Böyle simli bir beyaz atmışlar. Bir de bunun galiba mat grisi var içeride. Yani evet, çıplak versiyonun. Scrambler versiyonunda ise şeyler, renkler yine mat yönlerde. Bugün burası biraz civcivli. Ne açtı be? Korna falan böyle. Çok hoş ya. Korna falan. Korna... Böyle korna birazcık böyle kulak cırlayan bir korna değil. Hoşuma gitti aslında ve ben özellikle bunun farlarını çok beğendim. İstersen bir marş basarsan farını... Enteresan biçimde gündüz farı falan var. Şimdi bak, bu gündüz farı. Gündüz farı. Normal farı aç dediğimde de ortadaki şey çalışıyor. İstersen sen benim yanımdan şöyle dolan. Gel bir de egzoz sesini duy. Egzozu çok güzel saklamışlar. Orada egzoz olduğunu görmedim ben. Egzozu mouse'u aşağı alıyorlar ki ağırlık merkezini aşağı alabilsinler. Aslında biliyorsun bu pek çok şeyde uygulanan bir üretim, daha doğrusu tasarım detayı. Dolayısıyla şeyde ağırlığı da son derece aşağı doğru alabiliyor. Henüz kullanmadık ama evet. Yakıt ekonomisi hakkında fabrika verisi nasıl? Yakıt ekonomisi yaklaşık 4-5 litre arasında değişir bu 650'lik motorlar. Yani aslında 500 cc üstündeki ilk giriş motosikletleri bunlar. Dolayısıyla yani hem tüketimi düşük, hem giderleri az, hem de en başta ödediğim para daha uygun. Bu kaç para diye soracak olursan? Şu an galiba 220... 220 dediler, evet. 220 dediler. Bence yani son dönemde Türkiye'ye giren fayda bölü maliyet evet oranı yüksek motosikletlerden bir tanesi. Yani bütün bunları aslında reklam amaçlı söylemiyoruz. İşte geldik, üstüne oturduk, bindik. Bir de direğe kadar bir tur kaçırabilirsek süper olur tabii. Hani iyi bir motor yapmak için hemen iyi bir fren ve iyi bir süspansiyon koyarsın ya. Aynen öyle. Bunda da aynı şeyi yapmışlar. Marzocchi ön süspansiyon, Kayaba arka süspansiyon, Brembo ön fren. Bir de bir şey daha koymuşlar. Fark et. Lastikler. Bütün modellerde. Mesela bunda Angel GT var. Angel GT mi? Pirelli Angel GT. Yola uygun biçimde Angel GT var. Xscape'de arazi versiyonunda ne var? Pirelli Scorpion Rally STR var. O da çok güzel bir lastik. Hem yola hem toprağa geliyor. Şeyde de Scrambler versiyonunda da MT60 RS var. Yani İtalyanlar evet, anlaşmışlar. Aynen öyle. Çok güzel bir iş evet, çıkarmışlar evet, ortaya. Evet, aynen öyle. Bilmiyorum, ben beğendim. Açıkçası alıp denemek ve kullanmak isterim. Yani ben şimdi konuşmak istiyorum. Hı-hı, konuş tabii. Ben daha yeni Monster SP siparişi verdim. Tamam. Vermemiş olsaydım direkt olarak alırdım bunu. Sen onu kara borsa satarsın Meriç'ciğim. Yok, kara borsacı değiliz yani. Öyle bir durum yapamayız biz de. Sana laf atmıyorum. Yani tabii artık ki piyasa ona dönüştü ki. Yani sıraya giren insanlar bile o motoru alıp, teslim alıp direkt satıyorlar. Peki, bir şey vazgeçmiyorlar. Bunu mesela atıyorum 220 bin liraya aldık. 300'e satar mıyız? 300'e benim umudum satmamamız yönünde. Yani yeteri kadar motor gelirse herkes bundan bol bol alsın ve binsin. Çünkü motor çok keyifli gözüküyor. Bence kara borsadan vazgeçmeyiz ya. Ya yani, bence de. Yoksa, o zaten... yoksa nereye varacak ki bu? Tamam, her şey çok güzel. Ya gençlerin önünü kapatıyoruz. Aynen öyle. Yani, gençlerin önünü kapatıyoruz. Bir dakika, bir süre sonra bizim de önümüz kapanacak. Öyle değil mi? Tabii. Bir süre sonra bizim de önümüz kapanacak. Kaç basıyor? Kaç basıyor? Onu henüz denemedik ama benim tahminim galiba fabrika verisi 180 civarında. 180 çok yeterli bence. Bence de. Zaten yeni dönemde biliyorsunuz arabalar ve motorlar, hatta ve dahi motorlar yani 180'lere sabitlenecek gibi görünüyor. Evet. Son mutlu dönemlerimiz. Artçılık kullanım için sence bu sele yeterli olur mu? Yıllardır artçılık kullanmıyorum Meriç'ciğim. Birinci olay bu. Tabii son dönemdeki bu tasarım artçı, bu daha çok gençler için. Sevgiliniz varsa ve hafif hanımlarsa tabii neden olmasın. Ama işte normal iki kişi bununla ancak kafeden kafeye gider. Ama onun için yeterli. Arkaya birini alırsın. Öyleyse doğuştan kafe racer diyebiliriz motosiklet. Yani işte tabii kafe racer de olur bundan. Bir kafa takarsan olursun. Neden olmasın. Mal güzel. Ben beğendim. Umarım siz de değerlendirirsiniz. Bir ön görüş olarak bunu kullandıktan sonra da detayını yazarız. Ve söyleriz. Motomorini Xscape 650. Alet gördüğünüz gibi yani ben 1.78 boylarındayım. Böyle durduğum zaman, hatta şöyle yapayım sizin için. Böyle durduğum zaman neredeyse göğsüme geliyor. Küçük bir alet değil, epeyce büyük. Bana gelen sorulardan bir tanesinde ki yorumu size aktarmak istiyorum. O da şuydu. Şimdi bunun kalbinde
Kawasaki'nin ER6'dan alınan motor bloğu var. Yani onunla güç getirilmiş. Bu motor bloğu takılmış buna. Bunun aynısı CF motorda da var. Biraz yanda o. Onun fiyatı yaklaşık 200 bin liralardayken bunun fiyatı 250 bin liralar civarında. Bence her ikisi de güzel motosikletler. Günümüz şartlarında uygun fiyatlara sahip. 200'e 250 diyebiliriz. O motor, CF moto, biraz daha Tracer 700 havasında. 17-17 lastikler var önde arkada. Arka yolcu senesi bundan bir parça daha küçük. Dolayısıyla motor boyutu bir parça daha küçük. Bütün motosikletin boyutu. Ama buna geldiğimizde gördüğünüz gibi alet kocaman. Yani aynı motor bloğu, bu daha kocaman. Bir de oturayım. Henüz montajı yapılmamış, o yüzden her tarafında şeyler var. Böyle durduğumuzda bayağı kocaman altımda duruyor. Şimdi şunu demek istemiyorum. CF kötüdür, bu iyidir veya bu kötüdür, o iyidir demek istemiyorum. Ama amacınıza uygun seçim yapın. Yani tek kişi daha çok asfalt yollarda kullanacaksanız bu da olur, o da olur. O daha ucuz, benim kesem 200'e yetiyor, o zaman CF alabilirsiniz. Ama diyorsanız ki ben biraz daha şöyle şey kurulacağım, görünüş olarak biraz daha adventure tarzı istiyorum. Bunda lastikler 19'a 17 ön arka jantlar. Dolayısıyla biraz daha adventure kullanıma uygun bir tarz yakalanmış. Süspansiyonlar bunda daha kalın yönde ve daha başarımı iyi diyorlar ya şimdi. Başarımı iyi bir süspansiyon sistemi var. Dolayısıyla eğer 50 bin liranız daha varsa bunu tercih etmelisiniz bence. Ben tüp type jant beğenmiyorum. Aa, tubeless bu. Evet. Bu tubeless. Evet. Dolayısıyla yani lastiğiniz patladığında küt diye inmiyorsunuz. Aşağı inmiyor. Dolayısıyla biraz daha asfalta uygun. Hani aklına takılan varsa, ben bu lastiklerden çok kullandım. Bu benim bildiğim kadarıyla Scorpion Trail 2 hamurunun dişinin farklılaştırılmış hali. Aynen öyle. Dolayısıyla asfaltta çok iyi tutunuyor. Aynen bir Scorpion Trail 2 gibi. Ben çok beğeniyorum o lastiği. Hatta MT09'a bile takmıştım. Asfaltta çok iyi tutunuyor. Ama dişli yapısı sayesinde şeyde çok güzel giriyor toprağa. Yani toprakta güzel girer. Dolayısıyla gördüğünüz gibi hatta otopark.com'dan Sinan Koç gibi açayım. Daha henüz şunları sökmüyoruz. Onu montajlayıp şey yapacaklar. Dolayısıyla alet gördüğünüz gibi hiç fena değil. Arkadaşlar gidon nedir? Böyle aşağı yukarı oynatılır değil mi? Çok lüks motorlarda gidonun triple clamp üstündeki yeri de değiştirilir. İşte bunda şu üst bracketin triple clamp üstündeki yeri değiştirilebiliyor. Dolayısıyla geriye aldığınızda eğer benim gibi kollarınız kısaysa daha geride tutabiliyorsunuz ki şöyle. Şöyle durduğumuzda bakın birazcık öne eğiliyorum. Eğer böyle durmak istemiyorum diyorsanız bunu bir parça geriye alıyorsunuz. Burada göründüğü kadar yaklaşık 2 santim kadar geri gelir. Şöyle durabiliyorum. Müthiş bir özellik yani bence. Hem konfor hem de kabiliyet açısından, direksiyonu, gidonu hareket ettirme kabiliyet açısından kısa kollular için pişirmiş kaptan. Aynen öyle. Meriç, bununla ilgili merak ettiğin bir şey var mı? Brembo'lara gözüm takıldı. Bunlar evet. Yine sanırım Brembo'nun giriş seviyesi. Ya giriş seviyesi, çıkış seviyesi çok çok önemli değil çünkü ama Brembo 65 beygirlik motoruyla işte bence gayet üst donanım. Hem Brembo hem çelik fren 249.900 ile 269.900 lira arasında değişiyor. Dolayısıyla buna da bakmanızı öneririm. Fiyat farkına ne sebep oluyor? Bunun çeşitli jant versiyonları var. Henüz öteki jant versiyonunu göremediğim için çok net bir şey söyleyemiyorum ama galiba cast alüminyum jantı da varmış anladığım kadarıyla. Dolayısıyla jant sebebiyle fiyatta değişiklik oluyor. Ama bu telli jant da tubeless. Dolayısıyla bence baz versiyonunu hiç şey yapmadan, çekinmeden girebilirsiniz. Peki, herkese çok teşekkürler. Meriç, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.